Ben kurabiye canavarı. Bugün bir kurabiye için en güzel şeklin hangisi olduğuna bakacağım. Tamam. Kurabiyeleri görüyor musun? Şuradakiler. Hepsinin şekli değişik. Evet. Şimdi bir bakalım. Bu tabaktakiler. Yani buradakilerin hepsi kare şeklinde kurabiye. Bak. Kareyi görüyor musun? Evet. Bunun neden kare olduğunu biliyor musun? Birbirinin aynı dört kenarı, birbirinin aynı dört şişesi var da ondan. Böylece kare oluyor. Pekala. Bu kurabiyeler kare şeklinde değil. Bunlar üçgen şeklinde kurabiye. Peki neden üçgen biliyor musunuz? Çünkü bunların üç kenarı var. Bak. Üç kenarı üç köşesi var. Buna kimileri nokta da diyor. Tamam. Üçgen kurabiyelerden bu kadar. Ah evet. İşte güzel görünüyor. Evet buradakiler. Bunlar geleneksel kurabiye. Bu daire şeklinde bir kurabiye. Dairenin köşeleri yoktur. Pekala. Şimdi yerine koyalım. Aha işte oldu. Aha. Şimdi kurabiye canavarı kurabiye testi yaparak bu kurabiyelerin hangisinin içlerinde en iyisi olduğuna bakacak. Aha. Peki bu nasıl bir test? Bu bir lezzet testi. Ben bu teste bayılıyorum. Önce kare şeklindeki kurabiyelerle başlıyorum. Kıvamı iyi. Aroması hafif. Şimdi üçgen. Üçgen şeklindeki kurabiye. Evet güzel, iyi, iyi. Besbelli bir şaheser. Evet. Şimdi daire şeklindeki kurabiye. En iyisi bu olmalı. Bu bir klasik. Evet bu çok iyi. Karar veremiyorum. Peki o zaman yine test yapmalıyım. Evet. Önce kare. Bu da üçgen. Üçgen daire. Yani bu kadar düşündükten sonra bir sonuca vardım. Kurabiyelere en çok yakışan şekli biliyorum artık. Mide şekli. Oo mide. Oo midem ağrıyor. Oo hoşça kalın kırıntılar. Hoşça kalın.